Nasıl annem doktor bey? Kısmi bir felç geçirdi. Uzun bir tedaviye ihtiyacı var. Yanına girebilir miyim? Heyecanlanmaması lazım. Onun için yanına bir süre siz dahil hiçbir ziyaretçi girmemeli. Arabayı niçin garaja bıraktın oğlum? Hiç değilse İzmir'de oyalanırdın. Senin verdiğin hediye benim için dünyanın en kıymetli şeyidir. Fakat kusura bakma ne olur. Al bu anahtarı, iyi bir müşteri bulursan sat. Artık ona hiç bilmem gibi geliyor. Allah'a ısmarladık baba. Çok üzüldüm küçük hanım. Demek bütün eşyalar satılacak. Evet Ali Hanım. Annemin hastane masraflarına ancak yetecek. Vah vah vah. Peki siz neyle geçineceksiniz? Nerede oturacaksınız? Beşiktaş'ta bir oda tuttum. Orada oturacağız. Ben de bir iş arıyorum zaten. Yeter ki annem iyi olsun. O adam kim? Annemin çalıştığı barın patronu. Malların büyük bir kısmını o haczettirdi. Böylece kahredici bir sessizliğe mahkum zavallı annemle eski bir mahallenin küçük bir evinde yaşantımıza devam ediyoruz. Hayatımı, her şeyimi ona adadım artık. Komşularımız çok iyi insanlar. İş aramaya gittiğimde anneme bakıyorlar. Başvurmadığım kapı kalmadı. Saadet güneşimin bir gün tekrar doğacağına öylesine inanıyordum ki. Müjde anne, müracaat ettiğim yerlerin birinden mektup geldi. İşe kabul edilmişim. Kurtulduk artık anneciğim. Bir emriniz mi var beyim? Süheyla Hanım yok mu? O yok. Olsaydı da size pek yüz vermezdi. Tuhaf bir kadındı. Barlarda namusluluk meraklısı bir budala. Ama size çağıracak çok daha iyi kızlarımız var. Bir dakika. Suzan beyle meşgul ol. Bu yerin sahibi beyle görüşmek istiyorum. İleride bak kaç da okuyor. Ahmet olsun. Oturun. Geç takdile ya da yaz bakalım şunları. Şey, ben daktilo yazmasını bilmem. Acelesi yok, öğrenirsin. Şimdilik şu telefonlara cevap ver yeter. Çok teşekkür ederim. İstanbul bağlandı. Babanız telefonda Faruk Bey. Merhaba babacığım. Evet, yarın hareket ediyorum. İhtisas için Londra'daki büyük bir klinikte 2 sene çalışacağım. Kusura bakma baba. Gayeni tahakkuk ettiremediğim için çok müteessirim. Evet. Merak etmeyin. Allah'a ısmarladık. Oh, anneciğim, işe başladım. Patronları ilk bakışta gözüm tutmadı ama sonra bayağı sevdim. İyi insanlar. Daktilo bilmediğimi söylediğim halde beni geri çevirmediler. Şimdilik telefonlara bakacağım. Boş zamanlarda da daktilo öğreneceğim. İyi akşamlar bacım. Size çorba getirdim. Beni tanımadın galiba. Biz de yandaki odada oturuyoruz. Hatça Hanım'ın oğluyum ben. Aha, evet. Teşekkür ederim. Ben size hiç rastlamamıştım da. Ne yaparsın bacım, ekmek parası. Ben bir fabrikada gece bekçisiyim. Gündüz uyuyup gece çalışırım. Hadi Allah'a ısmarladık. Gördün mü bak, yavaş yavaş öğreniyorsun. Bizim patron seni çok beğendi. Beğendiğine memnun oldum. Ben de azmettim. Bu daktiloyu çok kısa zamanda öğreneceğim. Pek fazla öğrenmene vakit kalmayacak. Yoksa beni işten mi çıkaracak? Yok canım, ne münasebet. Senden evvelki daktilo top ağacında oturuyor. Hem de kendi katında oturuyor. Gene ne gevezelik ediyorsun? Semra Hanım, Amerika'dan bir telefon bekliyorum. Fakat bu gelecek telefon konuşma imkanlarına göre gece yarısı gelmesi ihtimali dahilinde. Sizden bu akşam burada kalmanızı istiyorum. Olur efendim. Nasıl emrederseniz. Yalnız 1 saat kadar izin verin, anneme haber vereyim. Olur. Şoföre haber vereyim, sizi eve kadar götürsün. Gel lan buraya, gel. Dinle bak.
Rahatsız olma küçük hanım. Daha telefon gelmedi değil mi? Hayır efendim, bekliyorum. İç bakalım küçük hanım, uykunu açar. Teşekkür ederim efendim, içme. İç, hadi kırma beni. Ne olur, müsaade edin içme. Cancağızın isterse, hadi rahat ol. Ayaklarını da uzat. Böyle daha iyi efendim. Buyurun siz yerinize geçin. Senin çok güzel olduğunu söylediler mi? Haklıymışsın anne. Hayat mücadelesi çok zormuş. Hele tek başına zayıf bir kadının mücadelesi. İnsanlar çok kötüymüş. Belki senin başına da aynı şeyler gelmiştir. Seni kırdığım için affet anneciğim. Allah sana söylediklerimin cezasını verdi. Hem de feci bir şekilde.